Şimdi tabii sıcak bir gündemle ben Zelenski ile başlayacaktım ama az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında bir görüşme gerçekleşti. Dolayısıyla sıcak gündemle başlayayım ama tabii burada çok önemli mesajlar var. Bir NATO konusu ki burada İsveç'in üyeliği konusu belli ki detaylı olarak konuşulmuş. Ama burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj dikkat çekici. Özellikle... PKK ve PYD'nin serbestçe terörü öven faaliyetlerini devam ettirdiğine dair çok ciddi bir vurgu var. Bu da sanırım biraz Türkiye'nin tavrını şimdiden net bir şekilde ortaya evet. koyduğu olarak görülebilir. Ama tabii burada benim özellikle dikkatimi çeken bir nokta oldu Avrupa Birliği konusu. Çünkü burada Avrupa Birliği'ne destek konusunda Amerika'dan bir beklentimizin olduğunu görüyoruz. Ben tabii önce... Ee, Ayni hocamdan başlamak istiyorum. Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin sıcak gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle sizin de hani söylediğiniz şekilde e, Türkiye'nin e, ciddi anlamda e, eleştirdiği ve memnuniyet memnun olmadığı kısım e, İsveç'te yürütülen e, PKK'nın propaganda faaliyetleri. Ee, geçtiğimiz sene e, Madrid'deki NATO liderler zirvesinde e, üç ülkenin Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin üzerinde vardı bir anlaşma var. E, bu anlaşma metnine göre hem Finlandiya'dan hem de İsveç'ten e, bu, bu süreç içerisinde NATO üyesi olmak istiyorlarsa e, yerine getirmeleri gereken Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu belli koşullar vardı. E, bu koşulların başında da zaten e, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine e, hem İsveçin hem de Finlandiya'nın verdiği desteği, e, durdurması çağrısıydı. E, bunun içerisinde teröristlerin iadesinden tutun, teröristlere finansal destek sağlanmasından, propaganda faaliyetlerine kadar e, pek çok konu mevcuttu. E, tabii e, Finlandiya, tabii İsveç'e nazaran bu konuda daha e, aslında hassas ve daha etkili davrandığını aslında baktığınızda da tabii ki e, PKK'nın faaliyetlerinin İsveç'e nazaran Finlandiya'da o kadar e, etkin ve güçlü olmadığının da altını çizersek. Bu süreçte istenilenleri yerine getirerek üyeliği Nisan ayında gerçekleştirebildi. Fakat İsveç'te şöyle bir mazereti vardı İsveç'in. Bizim yasalarımız gereği fikir özgürlüğü ve protesto hakkını kullanarak bu insanlar bu propagandaları yapabiliyorlar şeklindeydi. O yüzden bir terörle terör yasalarını düzenlemeleri ya da anayasada işte belli düzenlemeleri yapmaları gerekiyordu. Keza bu süreç içerisinde de e, o üçlü e, mutabakat işte anlaşmaya göre vermiş olduğu sözleri yerine getirmek adına da aslında e, bir takım adımlar attılar. E, bir e, yasal anlamda değişikliğe gittiler. E, bir Haziran itibariyle de bu e, irüle girdi. E, fakat Türkiye'nin burada beklentisi e, bu yasada da yani kağıt üzerinde hem anlaşmayla bu üçlü anlaşmada varılan hem de İsveç'in kendi iç düzündeki yerel yasasında da yapılan değişikliklerin uygulamada görülmesi yani lafta kalmaması ancak maalesef belli konularda bu protestoların devam ettiği Türkiye'nin iadesini istediği belli teröristlerin halen daha iade edilmemesi gibi konuların e, ...halen daha Türkiye-İsveç ilişkilerinde e, sorunlu konular olarak yer aldığını görüyoruz. Zaten e, zaman zaman da hem Dışişleri Bakanı tarafından hem Cumhurbaşkanımız tarafından çok Aynı net hocam, bir şekilde siz, ifade siz ediliyor. Bu anlamda bir iyi niyet gösterip çok kısa bir zaman içerisinde buna e, bir çözüm üreteceğine kanaat getiriyor musunuz? Şöyle onun da tabii ki iç politikasında bir takım sıkıntıları var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani burada e, İsveç'te e, herkes NATO üyeliğini istemiyor. Şimdi İsveç'in e, sol partilerini ele alırsak e, ve PKK'da zaten Marksistlerin Leninist bir terör örgütü olduğunu e, göz önünde bulundurursak onları da destekliyorlar. E, onların NATO üyeliğine çok sıcak baktığını söyleyemeyiz. E, diğer taraftan aşırı sağ partiler var. İşte Kur'an'ın yakılması provokasyonlarını biliyorsunuz. E, i̇ki kere Emre Asmus Paluda'nın hem de işte son geçenlerdeki e, gene provokasyonda yaşadık. E, bunda da yine bu sefer de aşırı sağ etkin olduğunu görüyoruz. Aşırı sağ partilerin de e, hem NATO üyeliği olsun hem AB üyeliğinin entegrasyonuna e, belli bir dirençleri var ve bunların bir kısmı da zaten e, Rusya tarafından finanse edildiği de çok daha hani gizli bir e, bilgi değil. E, dolayısıyla işin hem sol partiler açısından İsveç'teki hem de yapsak... aşırı sağ partilerinde bir NATO direnci olduğunu görüyoruz. E, tabii bu da İsveç'i e, belli konularda hareket edebilme kabiliyetini de e, iç politik sebeplerden ötürü e, evet. her ne kadar belki NATO iyiliğini istiyor olsa da belli gruplar ya da partiler e, bir engel olarak önünde görebiliyor. Hocam peki mesela bu gösteriler oldu. Bir taraftan da e, Kur'an-ı Kerim yakılma eylemi karşı karşıya kaldık ve yani Türkiye bu anlamda çok ciddi tepki koyan bir ülke oldu. Tabii biz yayınlarda, Naim Hocam da geçen hafta buradaydı, konuştuk. Biz genel itibariyle şöyle bir kanıya vardık. Yani bu İsveç içerisinde belli grupların NATO'ya girişi engellemek için önünü açtığı hatta evet. yerel yönetimlerde bire bir destek verdiği bir tablo. Bu oyuna da çok gelmemek lazım ama bir taraftan da İsveç hükümetinden gelen açıklamalara baktığımız zaman da çok da yerel yönetimi ya da bazı noktalara hakim olamadığı kanaati oluşuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte dediğim gibi farklı politik Parti partilerin farklı duruşlarından kaynaklı iç politika ile alakalı bir durum da söz konusu. Bir de tabii daha önceki mazereti de yasal kaynakları olmadığı için belli önlemleri alamadıklarına dairdi. Evet İsveç istiyor ama bunu yerine getirebilecek adımları yeterli derecede atabiliyor mu birçok durumdan ötürü. Atamıyor Ama attığı adımlar da var. Onun da hakkını yemeyelim. Mesela bu e, Türkiye'ye e, doğrudan veya dolaylı silah ambargosu meselesini hem Finlandiya hem İsveç o mutabakat içerisinde hı hı. zaten yer alan bir konu. E, onda bununla ilgili bir takım adımlar attıklarını e, biliyoruz. E, bunun dışında bir de Avrupa Birliği biraz önce ifade ettiniz. Her ikisi de Avrupa Birliği'nin önemli e, ülkeleri. 95 yılında hem İsveç hem Finlandiya, İskandinavya genişlemesiyle AB üyesi olan ülkeler. E, tabii Avrupa Birliği'nin de bir de PESCO diye bir e, kendi içerisinde PESCO'nun ötesinde bir de stratejik pusula dediği e, ayrı bir e, kendi e, savunma faaliyetlerini yürüttüğü bir e, anlayış ve işte bir politikası var. E, bunun içerisinde de iki önemli aktör sonuçta baktığınızda Türkiye'nin de bu konuda yine bu üçlü anlaşmada geçen seneki imzalanan anlaşmada bir takım beklentileri var. Yani biz size evet NATO üyesi olarak kabul edebiliriz ama karşılığında da siz de bize bir AB aday ülkesi olarak çünkü PESCON'un bazı e, faaliyetleri şu şekilde AB üyesi olmasanız da belli projelerde veya belli aktivitelerinde, operasyonlarında yer alabiliyorsunuz. Bunun da önünü açmanızı istiyoruz şeklinde bir talebi vardı. Onlar da e, bunu kabul ediyoruz şeklinde bu anlaşmayı imzalayan devletler bunu da kabul etmiş olma e, durumu söz konusu oldu. Finlandiya, İsveç açısından tabii ki Türkiye'nin de AB içerisindeki bir takım adımlarını kolaylaştıracak bir şeye e, evet demiş oldular. Fakat tabii ki Burada evet Finlandiya Türkiye açısından bu süreç doğalında normalinde işliyor. Finlandiya evet 31. üyesi oldu. Fakat İsveç açısından biraz daha sürecin süreceğini söyleyebiliriz. Ya da belki de bu zirvede, Vinnyos'taki zirvede son dakikada biliyorsunuz Stoltenberg bir araya getirecek. Hem Finlandiya hem İsveç'i Türkiye'yi bir araya getirecek. Ve orada bir başka bir e, karar alınarak e, daha bu sürecin nasıl yaklaşılabilir daha ne adımlar atılabilir bunu kolaylaştıracak bir yol haritasını duyabiliriz e, diye düşünüyorum. Evet.